15 Temmuz bize sadece o karanlık geceyi değil, onunla birlikte ülkemizin ve milletimizin yaşadığı tüm bu hadiseleri hatırlatması gereken bir semboldür. İnşallah 15 Temmuz'dan sonra artık hiç kimse milletin iradesine el uzatmayı aklının ucundan bile geçiremeyecektir. Bizler milletçe vatanımıza, bayrağımıza, ezanımıza, demokrasimize, devletimize sahip çıktıkça hiçbir gücün eli Allah'ın izniyle oralara uzanamayacak. Hiçbir ihanet şebekesi, hiçbir terör örgütü birliğimizi, beraberliğimizi, kardeşliğimizi asla bozamayacaktır. O karanlık gecede okunan ezanlar ve salalar kalplerimizi nasıl bütünleştirdiyse, inşallah bundan sonra da aynı inançla, aynı heyecanla, aynı kararlılıkla yolumuza devam edeceğiz. Şehitlerimizin hiçbirini unutmayacağız. Bizim milletimiz yıllarca yeni şehitlerle, yeni gazilerle yüreğini hep sıcak tutmuş, canlı tutmuştur. Bundan sonra da öyle olacaktır. 15 yaşındaki Halil İbrahim Yıldırım'ı, 16 yaşındaki Abdullah Tayyip Olçoğ'u, 63 yaşındaki Ümit Güder'i unutmayacağız. Darbecilerin başındaki haini gözünü kırpmadan vuran Ömer Halis Demir'i, darbecilerle son nefesine kadar çarpışan Albay Sait Ertürk'ü unutmayacağız. Erol Olçu, İlhan Varank'ı, Halil Kantarcı'yı unutmayacağız. Her yaştan, her meslekten, her meşrepten çoğunun salaları, son nefeslerini vermeden önce okunan 251 şehidimizin hiçbirini unutmayacağız. Her anımızda ama özellikle de 15 Temmuz'da şehitlerimizi, gazilerimizi, meydanları, sokakları dolduran kahramanlarımızı hep kalbimizde yaşatacağız. O karanlık geceye teslim olmadıkları için milletimin her bir ferdine minnettarız. O karanlık geceyi aydınlatan herkese minnettarız. Geceye yenilmeyenler uçaklara, helikopterlere, tanklara, namlulara karşı duranlar, vakit sabaha döndüğünde istiklallerini ve istikballerini kurtarmış olmanın gururuyla ödüllerini aldılar. Bu ülkenin asli sahibi şehitler ve gazilerin başını çektiği kahramanlardır. Bu vatan tankların tam karşısında sıradağlar gibi duranlarındır. Şeytanın yoldaşı olmuş hainleri alnının çatından vuranlarındır. Şahlanmış yiğitler Kız At misali, köpürmüş caddeler Fırat misali, kıyama kalkmış nice erkek kadın misali, namussuza hesap soranlarındır. İsmini yazarak mezar taşına, cemreler taşıdın yurdun kışına, bakmadan yaşına, başına, ardına, bedenini sevdaya sürenlerindir. Tepeden tırnağa tek vücut olup, sokağa, caddeye, meydana dolup, bayrağı uğruna gül gibi solup, azım şuuruna erenlerindir. Vatana sevgiyi ibadet bilip, bayrağı kendine emanet bilip, en büyük rütbeyi şehadet bilip, bu aşkla toprağa girenlerindir. Biz imanımıza, tarihimize, kültürümüze ve elbette en önemlisi neslimize sahip çıktıkça Allah'ın izniyle bu ülkeyi kimse işgal edemez, bu milleti kimse köle yapamaz. Tek millet, tek bayrak, tek vatan, tek
devlet. Bir olacağız. İri olacağız. Kardeş olacağız. Hep birlikte Türkiye olacağız. Bunun için her birimiz kendi alanımızdaki gayretlerimiz ve başarılarımızla Ulubatlı Hasan gibi burçlara sancağımızı yeniden dikmeliyiz. Bunun için Akşemseddin gibi her gün yüreğimizi hirupak etmeli. Rabbimize ram olmalıyız. Bunun için Fatih gibi hedefimize ulaşana kadar durmadan, dinlenmeden, fitneye kulak vermeden çağımızın ötesine geçecek adımlarla yolumuza devam etmeliyiz. Unutmayınız, zafer denen kahraman teri susandan kaçar da coşana gider. Öyleyse dirileri şerefli, ölüleri şanlı bu yolda sonuna kadar yürümeye var mıyız? Milletimizle birlikte çıktığımız bu kutlu yolculuğu menziline ulaştırana kadar durmayacağız.